Arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. 4. dersimizin konusu saf maddelerin özellikleri kapsamında ayrıntılı uygulamalar, ayrıntılı soru çözümlerinden oluşacak. Biz 1. dersimizde termodinamiğe giriş ve temel kavramları ele aldık. 2. dersimizde genel enerji analizine baktık ve 3. dersimizde saf maddenin özelliklerini ayrıntılı olarak işledik. Artık saf maddenin özellikleri kapsamında uygulama yapma zamanı. Arkadaşlar derse başlamadan önce www.hüseyingüner.com adresinde bulunan yazılı bilgileri indirmenizde büyük yarar vardır. Bu yazılı bilgiler içinde bu derste işleyeceğimiz sorular da var. O soruları o yazılı bilgilerden okuyarak dersi takip etmenizde büyük fayda var. Bunun yanında termodinamik tablolar da elinizin altında olmalı. Ve bir boş kağıtla bir kalem de elinizin altında olursa gerektiğinde not alabilirsiniz. Arkadaşlar uygulamalara başlayalım. İlk sorumuz şöyle olsun. 2,1 metreküp hacmindeki kapalı depoda 220 derece santigrat sıcaklıkta su buharı vardır. Depodaki hacmin 1/3 sıvı fazda, geri kalanı ise buhar fazındadır. Depodaki buharın basıncını, doymuş karışımın kalitesini yani kuruluk derecesini ve karışımın yoğunluğunu hesaplayınız diyor. Soruyu ayrıntılı olarak çözmeye başlayalım. Önce yapacağımız şey problemin tipini belirlemek. Soru içinde kapalı depo diyor. Kapalı depo sabit hacim problemidir. Arkadaşlar kapalı sistemlerde sistem herhangi bir akışkandan oluşuyorsa bu akışkanın depo içini tamamen doldurduğu kabul edilir. Ve kapalı depolarda sabit hacim problemi olarak biz yaklaşım yaparız. Sistem burada su, tamam. Bir de hangi bölgede olduğumuz önemli. Bu soruda arkadaşlar depodaki hacmin 1/3 sıvı fazla, geri kalanı ise buhar fazındadır denmiş. O zaman hangi bölgede olduğumuz soruda açıkça var. Doymuş sıvı, doymuş buhar karışımı bölgesindeyiz. Yani ıslak buhar bölgesindeyiz. Kapalı depo için sabit hacim problemi yaklaşımı yapacağız dedik. Sistemimiz sudur dedik. Hangi bölgede olduğumuz önemlidir dedik. Onu da güzelce tespit ettik. Arkadaşlar bundan sonra soruda verilen bilgileri de yazmakta büyük fayda var. Bir har noktası için sıcaklık 220 derece santigrat verilmiş sistemimiz için, su için. Bunun yanında su hem sıvı fazda hem buhar fazında bulunuyor demiş. Yani ıslak buhar bölgesindeyiz. Ve bu sıvı faz ve buhar fazı için hacim değerleri verilmiş. Bir sıvı faz için hacmi büyük ve F olarak gösterirsek, F alt indisi sıvıyı gösteriyordu. VF, V bölü 3 olarak soruda verilmiş. Yani 2,1 metreküp bölü 3 eşittir 0,7 metreküp olarak sıvı fazın hacmini belirleyebiliriz. Buhar fazın hacmi ise 2,1 eksi 0,7 olacak veya buhar fazının hacmini VG olarak, büyük VG olarak gösterirsek, G alt indisi buharı gösteriyordu. O da 2 çarpı V bölü 3'e eşitti. Bu kapsamda 2 çarpı 2,1 metreküp bölü 3'ten 1,4 metreküp'e ulaşırız. Sıvı faz ve buhar fazı için hacim değerlerini metreküp biriminde elde ettik. Bundan sonra bizden istenenleri inceleyeceğiz. Depodaki buharın basıncı, doğmuş karışımın kalitesi yani kuruluk derecesi ve karışımın yoğunluğu bizden isteniyor bu hal noktası için. Arkadaşlar termodinamikte TV diyagramı, PV diyagramı, PT diyagramı bizim için çok önemli. Bu hal noktasını önce TV diyagramına taşıyalım. Benden termodinamik öğrenen arkadaşlar TV ve PV diyagramını, bunun yanında PT diyagramını ayrıntılı olarak çizmeyi bilecekler. Bu kapsamda probleme yaklaşım yapacaklar. TV diyagramını çizmişiz. T'nin yanına birimini, V'nin yanına özgül hacmin yanına birimini yazmışız. Doyma eğrisini çizip kritik noktayı göstermişiz ve doyma eğrisi içindeki sabit basınç eğrisini de çizmişiz. Bu şekilde TV diyagramını tamamlamışız. Bu soru kapsamında arkadaşlar sistemin bulunduğu temsili noktayı da belirlemişiz. Bu noktada, bu hal noktasında sistem dengede. Bu nokta ıslak buhar bölgesinde bulunuyor. Çünkü sorudaki bilgiler kapsamında ıslak buhar bölgesinde olduğunu tespit edebildik. Bu ıslak buhar bölgesi doymuş sıvıdan başlıyor. Doymuş buhara kadar gidiyor.
Doymuş sıvının kuruluk derecesi 0, doymuş buharın kuruluk derecesi 1 ve x her zaman 0 ile 1 arasında. Yani 0'dan küçük ve 1'den büyük bulduğunuz an büyük yanlış yapıyorsunuz demektir. Bunun yanında buhar noktasının hacmi, özgül hacmi Vf ile Vg arasında yer alacak. Doymuş sıvının özgül hacmi ile doymuş buharın özgül hacmi arasında yer alacak. Çünkü ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Sabit basınç eğrisini çizmişiz. Buraya P demişiz ve bu sabit basınç eğrisine karşılık gelen doyma sıcaklığını da göstermişiz. Tv diyagramı için her şey diyagram üzerinde yer almış. Gelelim Pv diyagramına. P kilopascal ve metreküp bölü kilogram yatay ve dikey eksene bunları yerleştirmişiz. Doyma eğrisini çizip kritik noktayı yine göstermişiz ve Pv diyagramı içinde sabit sıcaklık eğrisi vardır. Onu da T altında göstermişiz. Çalıştığımız bölge ıslak buhar bölgesi ve hal bizim temsil olarak şu noktada bulunuyor. Bu nokta ıslak buhar bölgesinde bulunduğu için bu noktanın doyma basıncını da Pv diyagramında P eşittir Pd olarak göstermişiz. Bize buhar noktasının özgül hacmi lazım. Bunu araştırıp bulacağız. Arkadaşlar bu soruda su ile çalışıyoruz ve ıslak buhar bölgesindeyiz dedik. Islak buhar bölgesinin tablosunun adı A4 ve A5. A4'te başlangıçta sıcaklık değerleri var. A5'te başlangıçta basınç değerleri var. Hangisi işimize yarıyorsa o tablodan özellikleri okuyacağız. Bu soruda sıcaklığımız yani doyma sıcaklığımız 220 derece olarak verilmiş. Islak buhar bölgesi için sıcaklığın adı doyma sıcaklığıdır. Bunu zaten biliyoruz. Sıcaklık belli 220 derece santigrat ve tablo A4'ü kullanacağız. İlk sorumuz için ilk bilgiler bu şekilde olsun. Arkadaşlar doyma sıcaklığımız belli 220 derece santigrat için hemen A4 tablosundan P basıncını veya doyma basıncını 2319.6 kilopascal olarak okuruz. Islak buhar bölgesi için basıncın adı doyma basıncıdır. A şıkkında bizden basınç isteniyordu. P eşittir Pd 2319.6 kilopascal olarak tablo A4'ü kullanarak elde ettik. Gelelim kuruluk derecesine. Kuruluk derecesi sadece ıslak buhar bölgesinde geçerlidir. Doymuş sıvı noktasında x 0'dır. Doymuş buhar noktasında x 1'dir. Islak buhar bölgesinde x 0 ile 1 arasında değişir. X'in tanımı buharın kütlesi bölü toplam kütle. Kuruluk derecesinin tanımı bu şekilde. Toplam kütleyi de biz sıvı fazının kütlesi artı buhar fazının kütlesi olarak yazabiliriz kilogram biriminde. Arkadaşlar kütleyi özgül hacimle çarptığımızda yani kilogramı metreküp bölü kilogramla çarptığımızda metreküp birimine yani hacim değerine ulaşıyoruz. Bu eşitliği de kullanarak şimdi kuruluk derecesini hesaplamaya çalışalım. Bu soru kapsamında büyük Vf ve büyük Vg'yi hesapladık. Bize kuruluk derecesi için Mf ve Mg değerleri lazım. O zaman yukarıdaki hacim eşitliğinden de yararlanarak M'yi tek başına bırakırsak Mf için Vf bölü Vf yani büyük Vf bölü küçük Vf, Mg için büyük Vg bölü küçük Vg'yi yazabiliriz. Doymuş sıvı noktasının özgül hacmi, doymuş buhar noktasının özgül hacmi tablo A4'ten kolaylıkla okunur. 220 derece santigrat için Vf değeri 0.001190 metreküp bölü kilogram. 220 derece santigrat için tablo A4'ten Vg değeri 0.086094 metreküp bölü kilogram olarak kolaylıkla okunur. Bu iki değerden yararlanarak biz Mf ve Mg'yi hesaplayabiliriz. Evet, Mf bu sayısal değerler kapsamında 588.235 kilogram olarak bulunmuş. Mg değeri ise 16.261 kilogram olarak bulunmuş. Siz de bu sayısal değerleri kendiniz hesaplayın. Herhangi bir hata varsa lütfen düzeltin. Toplam kütlemiz Mf artı Mg'den oluşuyor ve 604.496 kilogram olarak ben bunu bulmuşum. Kuruluk derecesi tanımımız Mg bölü M idi. Buharın kütlesi 16.261 kilogram olarak bulundu. Toplam kütle 604.496 kilogram olarak bulundu.
Bunların oranı 0,0269'a eşit. Virgülden sonra 3-4 basamak bırakmakta büyük fayda var. Arkadaşlar kuruluk değerini biz %2,69 olarak da gösterebiliriz. Sistemin yerini başlangıçta temsil olarak göstermiştik. X eşittir 0,0269 için özgül hacmi de belirledikten sonra tam yerini saptayabiliriz. Evet, bu temsili yer için biz daha hesap yapacağız ve tam yerini saptayabileceğiz. B şıkkını da hallettik. Kuruluk derecesi bizden isteniyordu. X'i %2,69 olarak bulduk. Gelelim özgül hacme arkadaşlar. Soruda yoğunluk isteniyor ama tablolarda direkt yoğunluk yok. Ama yoğunluk özgül hacmin tersi. Rho eşittir 1 bölü V'ye eşit. Bu kapsamda biz bu hal noktasının özgül hacmini hesaplayabilirsek yoğunluğa da buradan geçiş yaparız. Arkadaşlar bu hal noktası için özgül hacim VF ile VG arasında yer alıyordu. Bu kapsamda özgül hacim hesabı için neler yapabiliriz ona bir bakalım. Önce yine büyük V'yi yazmışız. Hacim değeri eşittir bu hal noktası için VF artı VG. Tamam, metreküp biriminde bu şekilde yazabiliriz. Büyük V yerine arkadaşlar M çarpı küçük V'yi yazabiliriz. Biraz önce de konuştuk. Kütle çarpı özgül hacim. VF yerine MF çarpı VF ve VG yerine MG çarpı VG'yi yazabiliriz. Bu eşitlik bizim için önemli. Bu eşitlikteki her tarafı M'ye bölersek küçük V tek başına kalır. Ama içeride ne olur? MF bölü M ve MG bölü M ifadelerini görürüz VF ve VG'nin yanında. MG bölü M'yi çalıştık. Kütle kuruluk derecesi, kütleler oranı yani buharın kütlesi bölü toplam kütle oranı, kuruluk derecesi hemen buraya yerleştirmişiz. Doymuş buhar noktası özgül hacminin yanına kuruluk derecesini yerleştirebiliriz. Doymuş sıvı noktasının özgül hacmi yanında ise MF bölü M kaldı. Sistemimiz özgül hacmini arıyoruz. Evet, MF bölü M'yi bulmak üzere tekrar M'yi yazalım. M eşittir MF bölü, MF artı MG. Tamam. Biz MF'yi tek başına bırakırsak bu eşitlikte o M eksi MG'ye eşit olur. Toplam kütle eksi buharın kütlesi bölü M. MF bölü M'yi bu şekilde yazabildik. Matematik olarak tekrar düzenleyelim. MF bölü M eşittir M bölü M eksi MG bölü M olarak yazabiliriz. Şunu biliyorduk arkadaşlar. Kuruluk derecesi. Bu da 1'e eşit. O zaman çok güzel. MF bölü M'yi 1 eksi X cinsinden elde ettik. Bu bilgileri tekrar özgür hacim eşitliğine yerleştirelim. V eşittir 1 eksi X VF artı X çarpı VG'ye eşitliğimiz geldi. Evet, şu parantez içini de değerlendirelim. VF ile çarparsak VF eksi X VF artı X VG olarak tekrar eşitliği düzenleyebiliriz. X parantezini alalım. O zaman VF burada kalır. Artı X dersek parantez içi de VG eksi VF olur. Çok güzel. Biz VF eksi VF'yi ve FG olarak tanımlamıştık. O zaman elde edeceğimiz son durum özgül hacim eşittir. Doymuş sıvı noktasının özgül hacmi artı kuruluk derecesi çarpı VFG. VFG de doymuş buhar noktasının özgül hacmi eksi doymuş sıvı noktasının özgül hacmine eşit. Metreküp bölü kilogram biriminde çok güzel bir eşitlik elde ettik. Bu eşitliği hiçbir zaman unutmayacağız. Islak buhar bölgesinde bunu her zaman kullanacağız. İster kuruluk derecesini buradan hesaplarız, isterse kütleler belliyse MG bölü M'den hesaplarız. Arkadaşlar biz ilerleyen derslerde iç enerji, entalpi ve entropi değerlerini de tablodan alıp kullanacağız. Islak buhar bölgesi için benzer şekilde bu eşitlikleri de yazabiliriz. Örneğin entalpi eşittir HF artı X HFG yazmışız. Dediğim gibi bu 3 eşitlik artı bu eşitlik eşittir 4 eşitliği her zaman kullanacağız ıslak buhar bölgesi için. Bu 4 eşitlik başka bölgede geçerli değil. Evet, tablo değerleri elimizde var. VF, VG var. VFG, VG eksi VF demiştik. Onun da sayısal değerini burada bulmuşuz. O zaman son bulduğumuz eşitlik içine yerleştirirsek bu eşitlik içinde tek bilinmeyen buhar noktasının özgül hacmi olacak. Onu da
0,003 metreküplü kilogram olarak bulacağız. Bu bulduğumuz özgül hacim değeri çerçevesinde soruda bizden yoğunluk isteniyordu. Yoğunluk 1 bölü V'ye eşit. O da 270,05 kilogram bölü metreküp olarak elde ediliyor. Arkadaşlar tüm bu bilgiler kapsamında TV diyagramına bir daha bakalım. Dediğim gibi TV diyagramını gördüğünüz gibi çizeceğiz. Her şey içinde yer alacak. Bizim bulunduğumuz X noktası burasıydı ve X noktasını biz kuruluk derecesi olarak 0,0269 olarak bulduk. Sistemin bulunduğu nokta yani hal noktasını kuruluk derecesi de belli. 0,0269 boyutsuz olarak bu değerde. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için bizim basınç doyma basıncı ve 2319,6 kilopaskal olarak tablodan okundu. Bu doyma basıncına ait doyma sıcaklığı 220 derece. Zaten bu soruda verilmişti. Ve bu sıcaklık değeriyle bu basınç değeri bizi şu noktada buluşturuyor. Bizim hal noktamız burası. Bu noktanın özgül hacmini hesapladık. Arkadaşlar bu özgül hacmi VF, VG ve kritik noktanın özgül hacmiyle karşılaştıralım. VF değeri ve VG değeri tablodan okuduk. V'yi biz hesapladık. V kritiği de daha önce konuşmuştuk. Bu tablo A4 ve tablo A5'in en sonunda bulunan değerlerin içinden alınır. Özgül hacim değeri kritik noktanın orada var. Diğer özelliklerin de kritik nokta değerleri tablo A4 ve tablo A5'in en son kısmında var. Su için kritik özgül hacim 0,003106 metreküp bölü kilogram. Bizim hesapladığımız V değeri 0,003 ve 7 var. Burada 1 var. Demek ki bizim bulduğumuz V değeri V kritikten büyük. Yani tam yerini saptamış olduk. Yüksek bir basınçta çalışıyoruz. Basınçlar aşağıdan yukarı doğru gittikçe biliyorsunuz artıyor ve ıslak buhar bölgesi giderek daralıyor. O zaman bu noktanın, buhar noktasının yerini V kritikle karşılaştırarak ancak tespit edebiliriz. Ve şu anda da tespit ettik. Kritik noktanın sağ tarafında hal noktası bulunuyor. Arkadaşlar bu bilgiler çok önemli. Evet, ıslak buhar bölgesi için hiçbir zaman unutmamamız gereken bilgileri yine buraya yazmışız. X 0 ile 1 arasında biz X'imizi 0,0269 bulduk. Özgül hacmimiz VF ile VG arasında olacak. Ve bizim bu soruya özel özgül hacim değeri kritik özgül hacimden büyük çıktı. Tabii ki doymuş buhar noktası değerinden küçük çıktı. Tam yerini de saptayabildik. Ne demişiz? Sistem kritik özgül hacim değerinin sağ tarafında kaldı. Özgül hacim değeri büyüktür. Kritik noktanın özgül hacim değeri. Sistem buhar noktasında iken sınırdan ısı girişi olursa sabit hacimde ısınacak ve yukarı doğru yol alacaktır demişiz. Arkadaşlar soru bitti ama bilgi bitmedi. Bilgi vermeye devam edelim. Bizim sorumuza tekrar dönelim. Özgül hacim değerimizi kritik noktadan büyük bulduk ve şuraya yerleştirdik. Biz bu noktadan itibaren sistemin sınırından ısı girişi sağlarsak sistem ısınmaya devam edecek. Bu çerçevede basıncı da artacak. Isınma ancak sabit hacim çizgisi boyunca olacak. Çünkü kapalı kapta hacim değişmiyor. O zaman sabit hacim çizgimiz buysa bir noktasından itibaren ısıtmaya başladıysak örneğin iki noktasına gelebilir. Bu iki hali tam doymuş buhar noktasıdır. Bu iki halinin basıncı ve sıcaklığı da tabii ki farklı olacak aşağıdaki değerlerde. Bu noktadan itibaren ısıtmaya devam edersek örneğin kızgın buhara denk gelebiliriz. Kızgın buhar bölgesine denk gelebiliriz. Üç hali kızgın buhar bölgesinde olabilir. Gördüğünüz gibi sabit hacimde ilerliyoruz ve birden ikiye geldik sonra üçe gelebiliriz. Ve ıslak buhar bölgesindeki kapalı kaptaki bu sistemi ısıttığımız an bu sistemin alacağı yol bu şekilde olacaktır. Tabi arkadaşlar kapalı kapı ısıttıkça basınç giderek artıyor. Bir noktadan sonra kap patlayabilir. Biz teorik olarak termodinamik hesapları yapıyoruz ama pratikte mukavemet ve dayanım hesapları da kap için tabii ki yapılmalı. Kapın patlaması önlenmeli. Arkadaşlar TV diyagramında bu sefer şunu demişiz. Bizim çalıştığımız nokta
özgül hacim değeri V kritikten küçükse o zaman mesela şu gibi gösterdiğimiz yer gibi bir noktada bulunabiliriz. Hal 1 burada olabilir. Bu bir noktasındaki sistemi ısıtmaya başladığımız an çok ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Örneğin 2 noktasına ulaşıyoruz. O zaman doymuş sıvıya dönüşüyor ıslak buhar. Kapalı kapta sabit hacimde ısıtma. Eğer kritik noktanın sol tarafında kalırsak. 2'den ısıtmaya devam edersek yine ilginç bir nokta sıkıştırmış sıvıya ulaşıyoruz. Arkadaşlar kritik noktanın özgül hacmiyle bu karşılaştırmalar önemli. Kritik noktanın sol ve sağ tarafında çalışıyorsak ve sabit hacimde çalışıyorsak, sabit hacim işlevimiz varsa kızgın buhar bölgesi ve sıkıştırılmış sıvı bölgesine ulaşabiliriz. Bu TV diyagramları önemli. Bunları güzelce inceleyiniz. Sorumuzu daha bitirmedik. PV diyagramına da taşıyalım bulduğumuz değerleri. Bizim sorumuzda yer alan hal noktası burada. Bir tane hal noktası bize verilmiş ve onun özgül hacmini belirledik. Kritik noktanın da sağ tarafında olduğunu yine PV diyagramında güzelce gösterebiliriz. Arkadaşlar PV diyagramında sabit sıcaklık eğrimiz 220 derece çizilmiş ve ıslak buhar bölgesinin doyma basıncı da 2319.6 kilopascal olarak güzelce gösterilmiş. Hem TV hem PV diyagramını çok iyi bileceğiz. Bunları güzelce inceleyin. Bir de ne dedik? PT diyagramı var dedik. Buna biz faz diyagramı da diyoruz. Basıncı kilopascal olarak sıcaklığı derece santigrat olarak ilgili eksenlerine yerleştirirsek ve üçlü nokta kapsamında katı sıvı ve gaz bölgelerini, buhar bölgelerini gösterdikten sonra bu soruya ait çalışma noktamız buharlaşma eğrisi üzerinde olacaktır. Onu da temsil olarak bu şekilde göstermişiz. Bu noktanın sıcaklığı 220 derece, basıncı 2319.6 kilopascal, tam yeri de burası. Ve yanına ben kuruluk derecesini de yazmışım. 0.0269 derece. PT faz diyagramında kritik noktanın solunda mı, sağında mı onu göremiyoruz. Ama 3 boyutlu grafiğimize bakarsak arkadaşlar, biz bu soru kapsamında şuralarda bir yerdeyiz. O zaman bu noktayla kritik noktanın hacmini karşılaştırırsak gördüğünüz gibi kritik nokta özgül hacminin sağ tarafında bulunuyoruz. Arkadaşlar bu 3 boyutlu grafikte tabii önemli. 3 boyutlu grafikte tam çalışma noktamızı yerleştirip bu noktaya bütün özellikleri saptayabiliriz. Evet, ilk önemli sorumuzu anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce size önemli noktaları anlatmaya çalışıyorum. Bazen eski videoları da izlediğimde bazı ufak tefek dil sürçmeleri yaptığımı, ufak tefek hatalar yaptığımı görüyorum ama onları siz videoları izlerken anlarsınız. Sonuçta örneğin bir videoda mega pascal yerine mega byte demişim. Sorun değil. Zaten siz o yanlışlığı hemen görürsünüz. Gelelim ikinci soruya. Arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Bir piston silindir düzeninde 263.15 Kelvin sıcaklıkta 0.84 kilogram soğutucu akışkan R134A vardır. Serbest hareket edebilen pistonun kütlesi 55.34 kilogram ve çapı 24 santim değerindedir. Yerel atmosferik basınç ise 88 kilopascal olarak ölçülmüştür. Buradaki yerel tanımı önemli. Tabii ki bulunan yere göre atmosfer basıncı değişiyor. Sistem sınırından giren ısı enerjisi, bakın burada sistem sınırı denilen bir enerji de var. R134A 15 derece santigrat sıcaklığa gelene kadar devam ediyor. Sistemin son basıncını, silindir hacmindeki değişikliği, R134A'nın entalpisindeki değişikliği belirleyiniz diyor. Problem diğerinden farklı. İlk problemimizde bir hal noktası almıştık. Burada hal değişimi var. Hal 1'den hal 2'ye ısıtma ile bir geçiş var. Yine önemli noktaları başlangıçta yazacağız ki çözümde bize bu büyük fayda sağlayacak. Bu sefer piston silindir düzeni ile çalışıyoruz. Piston silindir düzeni dediğimiz an sabit basınç problemi aklımıza gelecek. Sistemimiz R134A
Arkadaşlar yine buraya ısıtma da yazabiliriz. Isıtma işlemi yapıyoruz bu soruda. Ve hangi bölgedeyiz sorusu bizim için çok önemli. Sıkıştırmış sıvı mı, dolmuş sıvı mı, ıslak buhar mı, dolmuş buhar mı, kızgın buhar mı, onu belirlememiz şart. Ama bu soruda başlangıçta belli değil ve onu birlikte belirleyeceğiz. İkinci olarak verilen sayısal değerleri yazmakta büyük fayda var. Hal 1 için T1 sıcaklığı 260.15 Kelvin verilmiş. Tabii biz bunu eksi 10 derece santigrat olarak elde ederiz hal 1 için. Kapalı sistemlerde kütle değişmez. Burada kütle, sistemin kütlesi 0.84 kilogram olarak verilmiş. Bunun yanında piston silindir düzeneği var. Pistonun kütlesi 55.34 kilogram. Pistonun çapı 0.24 metre olarak verilmiş. Yerel atmosferik basınç 88 kilopaskal ve hal 2'nin sıcaklığı da bize verilmiş 15 derece santigrat. Gördüğünüz gibi eksi 10'dan 15'e bir hal değişimi var. Biz dengede olan hal noktalarını ele alarak problemi inceleyeceğiz. Önce piston silindir düzenine bakalım. Tamam, sınırı delen bir ısı girişi var. Bu çerçevede sistem ısınıyor, ısı enerjisi artıyor. Arkadaşlar sistem sınırından olan ısı girişi veya ısı enerjisi ile ısıl enerjiyi karıştırmayacağız. Sistem sınırından olan ısı girişine biz ısı enerjisi diyoruz. Sistemin enerjisi ise ısıl enerji ve ısıl enerji duyulur artı gizli ısıdan oluşuyor demiştik. Arkadaşlar pistona bakarsak pistonun üzerinde hem piston basıncı hem atmosfer basıncı var. Bu iki basıncın toplamı sistemin basıncına eşit olacak. Sabit basınç işleminde. Buraya da yazmışız. Tamam. Tablolardan özellikleri okuyabilmemiz için bize birbirinden bağımsız iki adet yoğun özellik lazım. Bunu her zaman geçmiş derslerde de söyledik. T1 ve T2 verilmiş bu soruda. Kaynama yoksa arkadaşlar, ıslak buhar bölgesinde çalışmıyorsak P1 ve P2'yi kullanabiliriz. Piston silindir düzeyinde basınç sabit kalacağı için, yani P1 eşittir P2 olacağı için basıncı P piston artı P atmosferden yararlanarak hesaplayacağız. Önce basıncı hesaplayalım. Evet, bu piston silindir düzeninde sistemin basıncı P1 ve P2 olarak yazılırsa ikisi birbirine eşit ve sistemin basıncı P atmosfer artı P pistondan oluşuyor. P piston bir kere ağırlık bölü kesit alanı eşit. Ağırlık ne? Pistonun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Kesit alanı ne? Pi çarpı D piston çapının karesi bölü 4. Atmosfer basıncını arkadaşlar 88.000 Pascal olarak yazmışım. Birimlere dikkat. Artı kütle, pistonun kütlesi 55.34 kg çarpı yer çekimi ivmesi 9.81 metre bölü saniye kare bölü pi çarpı 0.24 metrenin karesi bölü 4 bize pistonun basıncını verecek. Şuradaki değerler bize pistonun basıncını Pascal olarak verecek. Sonucu ben 100 kilo Pascal olarak yazmışım. Tabi buradan Pascal biriminde elde ediyoruz sonuçları. Onu 1000'e bölersek 100 kilo Pascal'a ulaşacağız. Sistemin basıncı P1 ve P2 basıncı 100 kilo Pascal olarak elde edildi. Evet, A şıkkında sistemin basıncı soruluyordu. 100 kilopaskal olarak elde ettik. Daha hangi bölgedeyiz belli değil. Hemen yine yazalım. Arkadaşlar böyle yapalım çözümleri. T1 eksi 10 derece, yani hal 1'in özellikleri. P1 eşittir 100 kilopaskal. R134A ile çalışıyoruz ve hangi bölgede olduğumuz daha belli değil. O zaman yaklaşımımızı nasıl yapacağız? Öncelikle R134A'nın tablolarını kullanacağız. Tablo A11 ile başlamışız. Neden? Sıcaklık değeri bize verilmiş ve tablo A11'de sıcaklığın başta olduğu tablo. T1 eşittir eksi 10 derece için doyma basıncını hemen tablodan okuruz. 200.74 kilopaskal çıkıyor. Arkadaşlar doyma basıncı, sistemin basıncı ve sistemin sıcaklığını TV diyagramına yerleştirelim. Ve TV diyagramı bu şekilde çiziyoruz demiştik. Önce doyma basıncından başlayalım. Doyma basıncına ait sabit basınç eğrisi bu şekilde. 200.74 kilopaskal için bunu çizdik.
Bu doyma basıncına karşılık gelen doyma sıcaklığı eksi 10 derece. Tamam. Eksi 10 derece bu bölgede bulunuyor. Sistemimizin sıcaklığı eksi 10 derece. Bu eksi 10 dereceyi uzatacağız. Hangi basınç değerini kesiyorsa zaten bizim sistem basıncı 100 kilopaskal. Yani 100 kilopaskalı nerede kesiyorsa diyelim daha doğru. Eksi 10 derece 100 kilopaskalı nerede kesiyorsa o bölgedeyiz demektir. Ve sonuç olarak kesin olarak kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu tespit etmiş olduk. Hal 1 kızgın buhar bölgesinde. Nasıl tespit ettik? Bir daha söyleyelim. Bu hal bölgesine ait önce TV diyarımında doyma basıncını çizdik. Bize verilen sistem basıncı bu basıncın altında mı üstünde mi yer alıyor? Baktık altında yer alıyor. Ona ait basıncı eğrisini de çizdik. Çok güzel. Bu iki değer çerçevesinde eksi 10 derece P'yi 100 kilopaskala nerede kesiyor? Bizim için o önemli. Baktık kızgın buhar bölgesinde kesiyor. O zaman tam çalıştığımız bölgeyi tespit etmiş olduk. Arkadaşlar bu söylediklerimi göz önüne alarak TV diyagramından hangi bölgede çalıştığımızı tespit edebiliriz kısmını işlemiş olduk. Yine buraya yazmışız. T1 eksi 10 derece. P eşittir 100 kilopascal basınç eğrisini kızgın buhar bölgesinde kesiyor. Tamam. Hal 1'in sıcaklığı T1. Hal 1'in basıncı P1. Verilen sıcaklıktaki doyma basıncı PD. Bu TV diyagramında görüyoruz ki PD doyma basıncı büyük P1 ise bu sıcaklık için kızgın buhar bölgesindeyiz. TV diyagramından çıkan sonuç bu. Bu sonucu her zaman kullanacağız. Arkadaşlar burada eksi 10 derece için TV diyagramından bu çıkarımı yaptık. Bir de 100 kilopaskal için ne yapabiliriz? Ona bir bakalım. 100 kilopaskal yani basıncın başta olduğu tablo A12. Tablo A12'de P1 eşittir 100 kilopaskal için doyma sıcaklığını eksi 26.37 derece santigrat olarak okuruz. Bu sefer güzelce PV diyagramını çizdik. Bize verilen sıcaklık değerini ve tablodan okuduğumuz doyma sıcaklığını buraya yerleştirdik. Bu T eşittir eksi 10 derece eğrisi. Diğeri ise T doyma sıcaklığı eğrisi eksi 26.37 derece. İkisini yerleştirdik. Bize verilen basınç 100 kilopaskaldı. Bu 100 kilopaskalı uzatıyoruz ve T eşittir eksi 10 derece sıcaklık eğrisi nerede kesiyor ona bakıyoruz. Evet, hal 1'i bu şekilde kızgın buhar olarak güzelce tespit ettik. P1 100 kilopaskal, T eşittir eksi 10 derece sıcaklık eğrisini kızgın buhar bölgesinde kesiyor. Yine altına öğrendiğimiz bilgileri yerleştirirsek, hal 1'in basıncı P1 için verilen basıncındaki doyma sıcaklığını tespit ettik. Hal 1'in sıcaklığını bununla karşılaştırdık. T1 büyük T'de ise bu sefer kızgın buhar bölgesindeyiz. Hal 1 basıncı çerçevesinde ama hal 1 sıcaklık çerçevesinde PD büyük P1 ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Tamam. Bu bölge hangi bölgede olduğumuzu nasıl tespit ediyoruz? Hem TV hem PV değerini de anlatmaya çalıştım. Evet, hal 1'e gelelim. T1 eksi 10 derece P1 100 kilopaskal. RH34A için çalışıyoruz ve kızgın buhar bölgesinde de artık yazmışız. Bölgemiz belli. O zaman kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak tablomuzun adı A13. Bu tabloda arkadaşlar basınç değerleri megapaskal olarak verilmiş. O zaman 100 kilopaskal 0.1 megapaskala eşit ve T1 eşittir eksi 10 derece için özgül hacmi ve özgül entalpiyi buradan rahatlıkla okuruz. 0.1 megapaskala gideceğiz. Eksi 10 dereceyi bulacağız. Onun karşısındaki özgül hacmi ve özgül entalpiyi okuyacağız. Bu sayısal değerleri kullanacağız. Özgül hacim hal 1 için 0.20743 metreküp bölü kilogram. Özgül entalpi hal 1 için 247.51 kilojoule bölü kilogram olarak tablodan okunmuş. Hal 1'i halletmiş olduk. Hal 1'in özelliklerini bulmuş olduk. Gelelim hal 2'ye. Hal 2'nin sıcaklığı 15 derece santigrat olarak verilmiş. Basınç sabit değişmiyor. P2 basıncı 100 kilopaskal. RH34A ile çalışıyoruz ve hangi bölgedeyiz önemli. O zaman 15 derece için doyma basıncına bakalım. Tablo A11'den. 488.89 kilopaskal.
O zaman biz PD ile P2'yi karşılaştırıyorduk 15 derece için. Burada da PD büyük P2 çıkıyor. Yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Zaten arkadaşlar hal 1'i burada da yazmışız. Kızgın buhar bölgesinde bulduk. Hal 2'nin de kızgın buhar bölgesinde olması gerekiyor. Çünkü ısıtma işlemi var. Evet yazmışız dedik. Sonra da sabit basınçta ısıtılıyor denildiği için hal 2'nin de kızgın buhar bölgesinde olması gerekiyor. İsterseniz bu bilgiyi yazarsınız. İsterseniz hangi bölgede olduğumuzu bu şekilde ispatlarsınız. İkisi de geçerlidir. P2 megapaskal cinsinden 0,1 megapaskal, T2 sıcaklığı 15 derece santigrat ve tablo A13'ten, kızgın buhar tablosundan hal 2'nin özgül hacmini 0,2294 metreküp bölü kilogram olarak, hal 2'nin entalpisini 268 kilojoule bölü kilogram olarak rahatlıkla okuruz. Ama gerektiğinde interpolasyon da yapılabiliyor arkadaşlar. Onu da göz önüne alalım. B şıkkında hacim değişimi isteniyordu bizden. Önce özgül hacim değişimini bulalım. B2-B1 sayısal değerleri yerine yerleştirdiğimizde ısıtma işleminde hacim artışı olacak. Bu kapsamda delta küçük ve artı çıkacak. 0,02197 metrelik bölü kilogramlık bir hacim değişimi, özgül hacim değişimi var. Büyük delta V'yi hesaplamak istiyorsak onu kütle çarpı küçük delta V'den hesaplayacağız. Sistemin kütlesi 0,84 kilogram çarpı 0,02197 metreküp bölü kilogram. Büyük delta V için 0,01845 metreküp değerine erişiyoruz. B şıkkını da halletmiş olduk. C şıkkında entalpi değişimi isteniyor. Delta küçük H2-H1 sayısal değerleri yerleştirirsek 20,49 kilojoule bölü kilogramlık bir entalpi değişimi var. Büyük delta H'ye bakarsak yine kütleyle çarpacağız küçük delta H'yi. Bu çerçevede 17,21 kilojoule'lük bir entalpi değişimini gözlüyoruz. Isıtma işleminde sistemin entalpisi de artacak. Pozitif bir entalpi değişimiyle ısıtma işleminde karşılaşırız. Bu entalpi farkı ne işe yarayacak konusu işleyeceğimiz bundan sonraki kapalı sistemlerde enerji analizinde karşımıza çıkacak. Evet, soruyu güzelce çözdük. Yine TV diyarımına bakalım. TV diyarımında güzelce her şeyi gösterelim. Arkadaşlar yine TV'yi kritik nokta doyma eğrisinde yer aldığı şekilde güzelce çizmişiz. Evet, bu şekilde çizmemizde büyük fayda var. Benden termodinamik öğrenenler TV ve PV'yi güzelce çizecekler. TV ile çalışıyorsak içeride sabit basınç eğrisi var. Tamam, onu çizdik ve buraya P1 eşittir P2 100 kilopaskal yazdık. Bu 100 kilopaskala karşılık gelen doyma sıcaklığını da hemen yazdık. -26,37 derece santigrat. Biz kızgın bölgede çalışıyoruz ve sabit basınçta çalışıyoruz. Hal 1, kızgın buhar bölgesinde burada ısıtma işlemi varsa ilerliyoruz ve 2 haline 15 derece santigratta erişiyoruz. O da kızgın buhar bölgesinde. 1 halinin sıcaklığını da buraya -10 derece santigrat olarak yazmışız. Güzelce TV diyagramımızın gösterimi bu şekilde. Dikkat ederseniz V1 ve V2 değerlerini aşağı taşıdığımızda bu iki değer de VG'den yani doyma sıcaklığına ait doymuş buhar noktası özgül hacminden büyük. Yani herhangi bir soruda karşılaştırma karşımıza çıkarsa kızgın buhar bölgesinde olabilmemiz için bulduğumuz özgül hacim değerinin o sıcaklığa ait yani doyma sıcaklığına ait özgül hacim doymuş buharın özgül hacminden büyük olması gerekiyor. 100 kilopaskalda VG'yi 0,19225 metreküp bölü kilogram bulduk tablo A12'den doymuş buhar noktası için. Arkadaşlar 0,1 megapaskal ve -10 derece için V1 ve V2'yi de kızgın buhar bölgesi kapsamında tablo A13'ten tespit ettik. Ve V1 değerinin biraz önce konuştuğumuz gibi VG'den büyük olduğunu gördük. V2 değeri zaten V1'den büyük olacak, o da VG'den büyük. Ve kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu özgül hacim değerlerini de karşılaştırarak ortaya koymuş olduk. PV diyagramını da anlatmadan geçemeyiz. Arkadaşlar PV diyagramını da güzelce çizmişiz. Bu diyagramdaki en önemli özellik
Burada sabit sıcaklık eğrileri var. Onları da bu soru kapsamında iki tane sıcaklık değeriyle çalışıyoruz. Eksi 10 dereceyi ve 15 dereceyi çizmişiz. PV diyagramı da sabit basınçla çalışıyorsak bizim sabit basınç çizgimiz bu. Ancak bu çizgi üzerinde ilerleyebiliriz. Bir noktasının yeri kızgın buhar olarak belli. Birden itibaren ısıtma yapıyorsak iki noktasına yine kızgın buhar bölgesinde bu şekilde ulaşabiliriz. İki noktasının özgül hacmini, bir noktasının özgül hacmini yazmışız. Yine bu doyma basıncına ait Vg değerini burada belirtmişiz. Ve V1 ve V2 bu değerden büyük. PV diyagramında da sabit basınçla çalışıyorsak bu çizgi üzerinde gideceğiz. Evet, sabit hacimde çalışıyorsak zaten sabit hacim çizgisi üzerinde gidiyorduk. Bunlar önemli bilgiler. Bu soruyu da güzelce halletmiş olduk. Gelelim önemli başka bir soruya. 11 kilogram kütlesindeki R134A'yı göz önüne alacağız arkadaşlar. Eksi 30 derece değerindeki başlangıç sıcaklığında hacmi 1.115 metreküp olan rigid bir konteyner içine konulmuştur. Konteyner daha sonra basıncı 200 kilopascal olana kadar ısıtılmaktadır. Gördüğünüz gibi yine bir ısıtma işlemi var. Sistemin son sıcaklığını ve ilk basıncını belirleyin istiyor. Güzel. Verilen bilgileri hemen yazıyoruz. Rigid konteyner, kapalı kap, sabit hacim problemi. Tamam. Sistem R134A hangi bölgedeyiz? Önemli ama belli değil. Bir de buraya ısıtma işlemi de yazabiliriz. Yani ben yazmamışım ama verilen bilgiler içinde ısıtmayı da buraya yazarsak problemi çözerken bu bilgiler bizim için yararlı olacaktır. Sayısal değerlere bakalım. Kapalı sistemlerde kütle değişmiyor. 11 kilogram olarak verilmiş. Hal 1'in sıcaklığı eksi 30 derece. Hal 1 ve hal 2'nin hacimleri 1.115 metreküp sabit hacim probleminde değişmez. Hal 2 ısıtma sonucunda hal 2'ye ait basınç değeri verilmiş. 200 kilo pascal. Bunları da yazdık güzelce. Arkadaşlar hal 1 için birbirinden bağımsız 2 adet yoğun özellik gerekmekte. Bakalım. Tamam, T1'i vermiş eksi 30 derece. Hal 1'e ait hacim değeri vermiş. Kütle de vermiş. Hemen İkinci bağımsız özelliği özgül hacim olarak bulabiliriz. Büyük V1 bölü kütle, yani hacim bölü kütle, kilogram, pardon, metreküp bölü kilogram bize özgül hacmi verecek. V1 1.115 metreküp, kütle 11 kilogram. O zaman hal 1'in özgül hacmi 0.10 136 metreküp bölü kilogram olarak elde edilir ve bu iki değer bize yeterlidir. Hangi bölgedeyiz? Eksi 30 derece için tablo A11'den R134A için VF1 ve VG1'i rahatlıkla okuruz. VF1 0.000701 metreküp bölü kilogram. VG1 doymuş buhar noktasının özgül hacmi 0.22577 metreküp bölü kilogram. Doymuş sıvı ve doymuş buhar noktaların özgül hacimlerini dediğimiz gibi tablodan rahatlıkla okuyabiliyoruz. Arkadaşlar bizim V1 değeri 0,1 ile başlıyor. VF 0,0, VG 0,2. Demek ki V1, VF1 ile VG1 arasında kalıyor. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Kesin olarak belirledik. Islak buhar bölgesinde çalışacağımız için bir halenin basıncı da doyma basıncına eşit olacak. Ve tablo A11'den eksi 30 derece için 84.43 kilopaskalı rahatlıkla okuyacağız. Basıncımızı da belirlemiş olduk. Hal 1 için bu özellikler şimdilik bize yeterli. Hal 2'ye geçelim. Basınç 200 kilopaskal verilmiş. Sabit hacim problemi V2 V1'e eşit. Tamam, bu iki değer bize yeterli. 200 kilopaskal bilgisi elimizde varsa 200 kilopaskal için tablo A12'yi kullanacağız. R134A için. O zaman 200 kilopaskalın karşısındaki yine VF2 ve VG2'yi okuyacağız. VF2 0.00075 32 metreküp bölü kilogram. VG2 0.099951 metreküp bölü kilogram. Virgülden sonra ne varsa tablodan alacağız. Çünkü birim kütle için bunlar verilmiş. Arkadaşlar 0.1 bizim hal 2'nin özgül hacmi. Bu 0.0, bu 0.09. Demek ki
0,1 VG2'den de büyük, buraya yazmışız. O zaman kızgın buhar bölgesine geçmişiz. Isıtma işleminde ıslak buhar bölgesinden kızgın buhara geçmişiz. Hal 2'yi de hangi bölgedeyiz kapsamında tespit etmiş olduk. Kızgın buhar bölgesindeysek R134A için tablo A13'ü kullanacağız. P2 değerini 200 kilopaskalı 0,2 megapaskal olarak yazarız. V2 değeri de elimizde var. Tablo A13'ten yararlanarak hal 2'nin sıcaklığını da interpolasyonla bu sefer yapmak durumundayız. -5,39 derece santigrat bulduk. Arkadaşlar, tablo A13'ü açıyorsunuz. 0,2 megapaskalı buluyorsunuz ve bu 0,2 megapaskal bölümünde biz özgül hacmin 0,10136 metreküp bir kilogram değerine eşit olduğu durumu bulacağız. Tam bu sayısal değeri bulamayız. Bunun bir altı ve bir üstünü alarak interpolasyon yapacağız ve bu özgül hacimlere karşılık gelen sıcaklık değerleri kapsamında V2'ye karşılık gelen sıcaklık değerini -5,39 derece santigrat olarak bulacağız. İnterpolasyonu da çalışın tabii ki. Evet, sayısal değerleri bulduk. TV diyagramını güzelce çizmişiz. Üstünde her şey var. Doğurma eğrisi var. Kritik noktayı göstermişiz. Sıcaklığın ve özgül hacmin birimlerini yanına yazmışız. Ve iki basınç değeriyle çalışıyoruz. TV diyagramı içine bu sabit basınç eğrilerini yerleştirmişiz. Bir tanesi P1 84,43 kilopaskal. İkincisi P2 200 kilopaskal. Bu sıcaklık değerlerine karşılık gelen doyma sıcaklıklarını da yazmışız. Bir yere, bir tanesi -30, diğeri -10,09 derece santigrat. Bir noktasının yerini belirledik. Islak buhar bölgesindeyiz. Tamam. Ve sabit hacim işlemi çerçevesinde birden ısıtma olursa, ısıtma işlemi varsa bu şekilde ilerleyebiliriz. Ve iki noktasına kızgın buhar bölgesinde iki noktasına ulaşıyoruz. 200 kilopaskala burada kesiyor ve bize verilen sıcaklık bizim tablodan tespit ettiğimiz sıcaklık -5,39 derece santigrat. İki hal noktası için. Arkadaşlar, V1 eşittir V2 buraya yazmışız. Sabit hacimde çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi V1 değeri ve V2 değeri VG2'den büyük. Onun sağ tarafında yer alıyor. Kritik noktaya göre de karşılaştırma yapıp tam yerimizi saptayabiliriz. Ama bu soruda ne diyor? Isıtma işlemi sonucunda ıslak buhardan kızgın buhara ulaştığımızı tespit ettiğimiz için yerimiz de artık burası yani. Yoksa kritik noktanın bu tarafında çalışsak kızgın buhar noktasına erişemeyiz. Evet, aklıma geldikçe önemli noktaları da tekrar etmek istiyorum. PV diyagramını güzelce çizelim. Arkadaşlar, PV diyagramı içinde sabit sıcaklık eğrileri var. -30 derece ve -5,39 derecede çalışıyoruz. İkisini de hangisi büyükse onu üste yerleştirmek üzere PV diyagramı içine yerleştirdik. Bir noktamızın yeri belli. Islak buhar bölgesi ve doyma basınçları da belli. Bir tanesi 84,43 kilopaskal. Bir tanesini yaklaşık olarak yazmışım. 244 kilopaskal. Bunlar doyma basınçları. Ama bizim çalıştığımız hal 2'nin basıncı da 200 kilopaskal. Bir noktasından ısıtma işlemiyle iki noktasına bu şekilde ulaşıyoruz. Bu noktaların özelliklerini sıcaklık ve basınç kapsamında göstermişiz. Tabi özgül hacmi de burada gösterebiliriz. Bu soruyu da bitirdik. Arkadaşlar, ayrıntılı olarak güzelce anlatmaya çalışıyorum. Umarım yararlı oluyordur. Ben işimi seviyorum. Özenle soruların çözümlerini size anlatmaya çalışıyorum. Arada ufak tefek hatalar yapıyorsam bunları da siz görürsünüz ve ona göre hatalarımı düzeltirsiniz. Bir de Termodinamik Kolaydır kanalına abone olursanız benim için bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bir önemli soru daha. 1,1 kilogram kütlesindeki R134A -26,4 derece santigrat sıcaklıkta hacmi 0,15 metreküp olan bir piston silindir düzeni içine konulmuştur. Düzenek sistem sıcaklığı 100 derece olana kadar ısıtılıyor. Yine ısıtma problemi. R134A'nın son hacmini hesaplayın diyor. Tamam. Önemli bilgileri yine yazıyoruz. Piston silindir düzeni ve sabit basınç problemi. Güzel.
Sistem R134A. Bakın buraya ısıtma işlemini de yazmışım. Bunu da yazmakta büyük fayda var. Ve verilen sayısal değerler. Kütle dedik kapalı sistemde değişmez. 1.1 kilogram. Halberin sıcaklığı verilmiş. -26.4 derece santigrat. Halberin hacmi verilmiş. Sabit basınç probleminde hacim değişebilir. B1 0.15 metreküp. Ve hal 2'nin sıcaklığı 100 derece santigrat olarak verilmiş. Yine biz öğrendiğimiz yöntemler çerçevesinde hal 1'i ele alalım ve hangi bölgede olduğumuzu bulalım. T1 sıcaklığı verilmiş. İkinci önemli özellik, biraz önceki soruda da çalıştık. Özgül hacim olabilir çünkü V1 ve kütle var. Hacim bölü kütle V1 olarak hesaplanacak. 0.15 metreküp bölü 1.1 kilogram. Bizim hal 1'in özgül hacmi 0.13.63 metreküp bölü kilogram. Tablo A11'i alacağız R134A için. T1 sıcaklığımız belli ve bu sıcaklığın karşısında V1F ve V1G'yi rahatlıkla okuyabiliriz. Ben yaklaşık olarak okumuşum. İnterpolasyon yapmamışım çünkü şurada bir karşılaştırma yapacağız. Bu karşılaştırma içinde bu değerler bize yeterli. Arkadaşlar V1 değeri 0.13. Bunun bir tanesi 0.00, bir tanesi 0.18 gibi değer içeriyor. Yani V1 bu ikisinin arasında kalıyor. Tamam. Kesin olarak ıslak buhar bölgesindeyiz. Islak buhar bölgesindeysek bir halinin basıncı -26.4 derece santigrat için doyma basıncına eşittir. O da yaklaşık 100 kilopaskalmış. Dediğim gibi istersek bunu interpolasyonla da tam olarak belirleriz. Hal 2'ye bakalım. Verilen sıcaklık 100 derece. Basınç değişmiyor. 100 kilopaskal. Tamam. 100 derece için doyma basıncına bakmışız hemen kızgın buhar tablosunda R134A için 3975.1 kilopaskal. 3975.1 kilopaskal. Arkadaşlar P doyma büyük P2 ise biz kızgın buhar bölgesindeyiz diye daha önce konuşmuştuk. Yine ıslak buhar bölgesinden kızgın buhar bölgesine geçiyoruz. Hal 2'nin yerini de tespit etmiş olduk. O zaman tablo A13'ü kullanacağız. Kızgın buhar bölgesinde isek özgül hacim hal 2 için 0.30-138 metreküp bölü kilogram olarak okunacak. Hal 2'nin bize hacmi soruluyordu. V2 hacmi kütle çarpı küçük V2 yani 1.1 kilogram çarpı 0.30-138 kilogram bölü metreküp ve büyük V2'ye hacme ulaşırız. 0.33-15-18 metreküp. Evet, büyük hacim değerini de bulmuş olduk. Bu bilgiden sonra hemen soruyu bitirmeyeceğiz tabii ki. TV ve PV diyagramlarında çalışacağız her zaman. Arkadaşlar bu soruda hal 1'i ıslak buhar bölgesinde tespit ettik. Hal 1 ıslak buhar bölgesinde ise onun sıcaklığı doyma sıcaklığıdır ve -26.4 derece olarak T eksenine bu sıcaklığı yerleştirebiliriz. Biz sabit basınç eğrisi üstünde çalışıyoruz ve P1 eşittir P2 100 kilopaskal buraya yazmışız güzelce. Güzel. Bir noktasından iki noktasını ısıtma ile gidiyoruz sabit basınç eğrisi üzerinden ve iki noktasını da kızgın buhar olarak iki halini de kızgın buhar bölgesi olarak tespit ettik. Bu onu da buraya yerleştirdik ve bu iki noktası kızgın buhar bölgesinde ise sıcaklığı doyma sıcaklığından yüksek olacak. Zaten T2'yi 100 derece santigrat olarak buraya yazmışız. Yolumuz sabit basınç yolu. Isıtma oklar bu yönde ve iki haliyle bir halinin özgül hacimlerini bu şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar V1 ve F1 ile VG1 arasında tabii ki V2 şu noktanın VG1 değerinin üstünde yer alacak. İstersek kritik noktanın özgül hacmini de buraya yerleştirip V1'i onunla karşılaştırabiliriz. PV diyagramına gelelim. PV diyagramında sabit sıcaklık eğrilerini çizmişiz. -26.4 ve 100 derece santigrat için çizmişiz. Basınçları da yerleştirmişiz arkadaşlar.
Biz bir noktası ıslak buhar bölgesindeyiz dedik ve ısıtma işleminde okumuzun yönü bu şekilde. Arkadaşlar, sabit basınçta çalışıyorsak sabit basınç çizgimiz bu. Bunun üzerinde ilerleyeceğiz ve iki noktası, yani hal 2 kızgın buhar noktasında yer alacak. PV değerini de güzelce çizeceğiz. Sabit basınçta çalışıyorsak çizgimiz bu. Sabit hacimde çalışıyorsak zaten şu çizgi üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. Bir soruyu daha güzelce hallettik. Devam edelim. Arkadaşlar, saf madde için uygulamalar yapıyoruz. İlk 3 dersimizden sonra bu dersimiz sadece soru çözümünü içeriyor. Soruları birlikte güzelce ele alacağız. Bu sorumuzu da okuyalım. 300 kilopascal basınçta ve 9 kilogram kütlesinde olan R134A hacmi 14'lükle olan bir kabın içine konulmuştur. Kaptaki sıcaklığı derece santigrat olarak ve entalpi kilojül olarak belirleyiniz. Yani buraya toplam entalpi demişim de zaten kilojül olarak belirleyeceğiz. Toplam kafamızı karıştırmasın. Kap sistem basıncı 600 kilopascal olana kadar ısıtılmaktadır. Isıtma tablından sonra sıcaklığı ve toplam entalpi yine belirleyin diyor. Tamam. Verilenleri yazalım. Kap problemi sabit hacim problemidir. Güzel, bunu öğrendik. Sistem R34A ve ısıtma işlemi. Güzelce bunları yazmışız. Gelelim hal 1'in özelliklerine. Hal 1 için bir tek elimizde basınç var. P1 basıncı 300 kilopascal. Sistemin kütlesi 9 kilogram olarak verilmiş kapalı sistem için. Bu sabit hacim problemi için hacim değeri 14 litre olarak verilmiş. Biz litreyi büyük L ile gösterebiliriz. 14 litre olarak verilmiş. Hal 2 için basınç 600 kilopascal olarak verilmiş. Hal 1'i arkadaşlar ele alalım. P1 basıncı 300 kilopascal ve gördüğünüz gibi hacimle kütle verilmiş, artık bunu öğrendik. O zaman V1 hacmine ulaşabiliriz. Bu sabit hacim problemi için. Hacim 14 litre. Bunu 1000'e böldüğümüzde metreküp biriminde sonucu elde ediyoruz. Kütle 9 kilogram. O zaman V1'in değeri 0,0015 metreküp bölü kilogram. 300 kilopascal değeri elimizde var. Bu özgül hacmi, doymuş sıvı ve doymuş buhar noktalarının özgül hacimleriyle karşılaştıracağız. Tablo A12'den bunları rahatlıkla okuruz. 300 kilopascal için VF1 ve VG1'i okumuşuz. Sayısal değerleri burada var. Arkadaşlar, karşılaştırdığımızda yine V1, VF1 ile VG1 arasında yer alıyor. Islak buhar bölgesindeyiz. Islak buhar bölgesi için 300 kilopascal'da sıcaklığımızın adı doyma sıcaklığıdır ve bir halinin sıcaklığı 0,61 derece santigrat olarak rahatlıkla okunur. Bu soruda entalpiler de bizden istenmiş. Ben tablodan H1F'yi, yani doymuş sıvı noktasının entalpi değerini, özgül entalpi değerini 52,65 kilojül bölü kilogram olarak okumuşum. Tabloda arkadaşlar H1G de var, H1FG de var. Ben eşitliklerde H1FG'yi ele alacağım için onu okumuşum. 198,20 kilojül bölü kilogram olarak. H1FG ne demek? H1G eksi H1F demek. İstersen tablodan H1G'yi de okursun. Buraya yazarsın, önemli değil. O ikisinin farkını zaten 198,20 kilojül bölü kilogram olarak elde edeceğiz. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Bizden entalpi değeri istenmiş bu hal 1 için. O zaman entalpi değeri ıslak buhar bölgesinde ise kuruluk derecesi olmadan hesaplanamaz. Kuruluk derecesini de biz özgül hacimlerden yararlanarak hesaplayabiliriz. Çünkü şu eşlikte tek bilinmeyen x kuruluk derecesi değeri, x1 değeri. Sayısal değerleri yerleştirmişiz arkadaşlar. Güzelce gördüğünüz gibi ve 1FG içinde buraya farkları yazmışız. Tek bilinmeyen x1, o da 0,01162 olarak, boysuz olarak veya %1,162 olarak elde edilir. x1 kuruluk derecesi. Şu eşitliğe çıkartılmış
sınavını ilk soruda yapmıştık. Evet, entalpi bize özgül entalpi değil lazım. H1 eşittir H1F artı X1 H1FG olarak yazarız demiştik. Buradaki sayısal değerler, şu eşitliğin bu tarafındaki bütün sayısal değerler elimizde var. Yerleştirdiğimizde özgül entalpi hal 1 için 54.95 kilojül bölü kilogram buluyoruz. Büyük H'ye erişmek istersek toplam entalpi değeri dedik biz buna. H1 eşittir kütle çarpı özgül entalpi. O zaman 9 kilogramda 54.95 kilojül bölü kilogramı çarparsak entalpi değerimiz 494.58 kilojül olarak elde edilir. Hal 2'yi inceleyelim. Basıncımız 600 kilopascal ve sabit hacim problemi çerçevesinde V2 eşittir V1. Yine bir karşılaştırma yapalım ki hangi bölgedeyiz onu tespit edelim. 600 kilopascal için V2F ve V2G'yi tablo A12'den rahatlıkla okuruz. Arkadaşlar okuduğumuzda yine bu iki değerin arasında kalıyor. Hal 2'nin özgül hacmi. Demek ki ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Hal 2 için kuruluk derecesini de artık hesaplamamız gerekir. Islak buhar bölgesinde isek. Yine şuraya yazdığımız benzer eşitliği hal 2 için de yazarsak x2 değerine ulaşırız. Onu da 0.02195 olarak buluyoruz. %2.195. 600 kilopascal için ıslak buhar bölgesinde arkadaşlar sıcaklığın adı doyma sıcaklığıdır ve 21.55 derece santigrat olarak okunur. Entalpileri de okumuşuz. H2F ve H2FG'yi okumuşum ben. Sayısal değerleri burada var. Bu eşitlik içinde değerlendireceğiz ve H2'yi de 85.47 kilojül bir kilogram olarak bulacağız. Kilojül biriminde büyük H2'yi de kütle çarpı özgül entalpiden bulabiliriz. 769.25 kilojül olarak elde etmişiz. Evet, entalpi değerlerinin sayısal değerlerini ıslak buhar bölgesi içinde bu şekilde elde ettik. Ve ıslak buhar bölgesine geçerli bu eşitliği kullandık. Bu eşitlik sadece ıslak buhar bölgesinde geçerli. Bu soru da güzel bir soru. TV diyarımını hemen bunu taşıyalım. Arkadaşlar ıslak buhar bölgesinde hal 1 ve X1 kuruluk derecesini burada temsil olarak göstermişiz. Ve bir noktasının özgül hacmini ve iki noktasının özgül hacmi zaten hacim değişmiyor. Burada belirtmişiz. 1'den 2'ye ısıtmayla gidiyoruz ve ıslak buhar bölgesinde kalıyoruz. Hem bir hal noktası da hem iki hal noktasında, hal noktası da ıslak buhar bölgesinde. Sabit basınç eğrilerini çizip P1 ve P2'yi yerleştirmişiz ve bu P1 ve P2'ye karşılık gelen doyma sıcaklıklarını da yazmışız. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için bizim basınçlar ve sıcaklıklar doyma basıncı ve doyma sıcaklığı olarak karşımıza çıkıyor. Sabit hacimde hal 1'den hal 2'ye ısıtma çerçevesinde bu şekilde ulaşıyoruz. Arkadaşlar kritik noktanın ne tarafındayız? Bizim için önemli. Onu da R134A'nın kritik nokta özgül hacmini ile karşılaştırarak nerede olduğumuzu tam söyleyebiliriz. R134A'nın kritik nokta özellikleri. Bize özgül hacim kritik lazım. 0.00195535 metreküp bölü kilogrammış. Bizim hal 1 ve hal 2 için özgül hacimimiz 0.0015. Bakıyoruz 0.0019'dan küçük. Demek ki kritik noktanın özgül hacminden küçük. Demek ki doyum sıvı eğrisine yakın bölgedeyiz. Yani hangi bölgede? Islak buhar bölgesindeyiz ama kritik noktanın solunda mıyız, sağında mıyız? Onu da tespit etmiş olduk. TV değerini çizerken temsili de olsa 1 ve 2 hal noktalarını doğru olarak göstermiş olduk. PV değerimi hakkında da kısa bilgi verelim. Sabit
sıcaklık eğrilerini yerleştirmişiz iki sıcaklık için. Bu sabit sıcaklık eğrilerine karşılık gelen doyma basınçlarını yazmışız. Hal 1'den hal 2 ısıtmayla bu şekilde gideceğiz. Ve PV değerini de bu şekilde göstermişiz. Tabii şunu uzatarak altına V1 eşittir V2 de yazabiliriz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Evet, bir soru daha çözüp ilk kısmı bitireceğim. Daha sonra ikinci kısımda da ayrıntılı problemler çözeceğiz. Başlangıçta 200 kPa basınç ve 573.15 Kelvin sıcaklıktaki su durdurucularla donatılmış bir piston silindir düzeni içindedir. Evet, bu soruda ilginç ve güzel bir mühendislik problemi. Piston silindir düzeni ve içinde durdurucular var. Su doymuş buhar olana kadar piston durdurucular üzerinde durana kadar sabit basınçta soğutuluyor. Arkadaşlar nasıl değerlendirebiliriz? Sorudan anlaşıldığı üzere durdurucuların üstünde önce piston silindir düzenindeki piston ve bu piston soğutulma işlemi olduğu için aşağı doğru inecek, hacim azalacak ve durduruculara denk geldiği an, durduruculara çarptığı an doymuş buhar özelliğini görüyoruz. Arkadaşlar soruyu hani baştan değerlendirirsek, piston yukarıda ve durdurucuya ulaştığında doymuş buhara erişiyor diyor. Demek ki şu kızgın buhar bölgesinde, kızgın buhardan doymuş buhara ulaşıyoruz. Sabit basınçta durdurculara gelinceye kadar sabit basınç işlemi. Bakın burası çok önemli. Hem soruyu okudum hem değerlendirme yaptım. Tabii aşağıda daha ayrıntılı değerlendirme yapacağız. Daha sonra basınç 100 kPa olana kadar su soğutulmaya devam ediyor. TV değeri bunu çizin diyor. Tamam, çizeceğiz. Ve iç enerjideki toplam değişimi kilojül bölü kilogram olarak saptayınız diyor. Hepsini yapacağız. Soruyu başlangıçta analiz etmeye çalıştım. Yine bakalım. Durduruculu piston silindir düzeneği. Durdurucu varsa hem hacim sabit, yani hem sabit hacim problemi hem de sabit basınç problemiyle karşılaşıyoruz. Güzel bir problem. Son kez söyleyeyim. Piston aşağı doğru inerken durduruculara çarptığı an sabit basınçta geliyor. Çarptıktan sonra aşağı inmek istese de inemiyor ve sabit hacim problemine dönüyor. Soğutma olduğu için aşağı doğru ilerliyor piston. Sistem su. Soğutma işlemi tamam. Hal 1'in basıncı 200 kPa olarak verilmiş. Hal 1'in sıcaklığı 300 derece santigrat olarak verilmiş. Kelvin'i ben burada derece santigrata çevirmişim. Sabit basınçta soğutma işlemi. Ne zamana kadar? Doymuş buhar olana kadar. Onu da yazmışız arkadaşlar. Burayı yazmanız bu şekilde çok önemli. Problemi çözmekte büyük fayda sağlıyor. Hal 2'nin basıncı 100 kPa ve 100 kPa olana kadar soğutma işlemi devam ediyor. Arkadaşlar problemi güzelce analiz ettik. Soru bizden TV diyagramını da istiyor. Bu analiz kapsamında temsili bir diyagram çizebiliriz. Bir noktası ne dedik? Kızgın buhar bölgesinde olmak zorunda. Problemi analiz ettiğimizde bunu gördük. O zaman TV diyagramı içine sabit basınç eğrisini yerleştirirsek P1 200 kPa. Zaten bu P2'ye eşit. Çünkü 1'den 2'ye giderken sabit basınçta gidiyor. Bir noktasının sıcaklığını soru vermiş 300 derece santigrat. Soğutma işlemi kızgın buhar bölgesinde aşağı doğru gidiyoruz. Doymuş buharı gördüğümüz an durdurculara çarpıyoruz. Doymuş buhar noktası burası. O zaman iki noktasının sıcaklığını T2 olarak, doymuş buhar noktasının sıcaklığı olarak ve doyma sıcaklığı olarak 120.21 derece santigrat olarak okuruz. 200 kPa'nın karşısında okuruz. Biraz sonra ayrıntıya gireceğiz zaten. Şimdi fazla bilgi vermeyeyim. Ama iki noktasından sonra sabit hacim problemine dönüyoruz. Evet, şurayı sabit basınç dedik. Burası sabit hacim problemi. 2 ile 3'ün hacmi birbirine eşit. 3 noktasında da 100 kPa basınca erişiyoruz ve 99.61 doyma sıcaklığına erişiyoruz. TV diyagramını başlangıçta çizebiliyoruz. Verilen bilgiler çerçevesinde. 1-2 arası sabit basınçta soğutma işlemi,
2-3 arası sabit hacimde soğutma işlemi. Arkadaşlar, bu soruya kadar geldik, güzel ilerledik, güzel bilgiler öğrendik. Bu soruda da her öğrendiğimiz bilgiyi birleştirdik. Gelelim hal 1'i ayrıntılı incelemeye. Sonra da tespit ettik ama yine hangi bölgedeyiz çalışalım. Hal 1 basıncı 200 kPa, sıcaklığı 300 derece santigrat. İster 200 kPa ister 300 kPa, 300 derece santigrat için hangi bölgede olduğumuzu tespit edebiliriz. 200 kPa'a bakıyorsak doyma sıcaklığımız tablo A5'te, su için bu, 120.21 derece santigrat. Ne demiştik bu soruları çözerken? T1 büyük T'de ise kızgın buhar bölgesindeyiz demiştik. Kesin tespit ettik. İstersek 300 derece santigrat için bakarız dedik. 300 derece santigratın doyma basıncı tablo A4'te bu sefer. 8580.9 kilopaskal. Doyma basıncıyla P1'i karşılaştırdığımızda P'de büyük P1 ise kızgın buhar bölgesindeyiz demiştik. İster 200 kilopaskal ister 300 derece santigrattan hangi bölgede çalıştığımızı tespit etmiş olduk. Kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak arkadaşlar P1'i 0,2 megapaskal olarak yazmışız. Yani kızgın buhar bölgesindeki tablolar mega cinsinden. Sıcaklığı da 300 derece santigrat olarak yazmışız. Tablo A6'yı kullanacağız. Kızgın buhar tablosu. İç enerji değeri bize lazım. U1'i oradan rahatlıkla okuruz arkadaşlar. 0,2 megapaskal basıncı bulup 300 derecenin karşısındaki U değerini 2808.8 kilojül bölü kilogram kızgın buhar bölgesi için tespit ediyoruz. Hal 2'ye gelelim. Arkadaşlar 3 tane halimiz var. 1, 2, 3. Hal 2 doymuş buhar noktası. Basıncımız P1 basıncına eşit 200 kilopaskal. Hal 2'nin kuruluk derecesi 1 doymuş buhar noktası. Bu iki özellikten yararlanarak diğer özellikleri tespit edebiliriz. 200 kilopaskal için tablo A5'e bakacağız. T2 doyma sıcaklığını 120.21 derece santigrat olarak okuyacağız. X2 1 ise doymuş buharda çalışıyorsak iç enerji değerimiz bizim U2G'ye eşit olacak. Doymuş buhar noktasının özgül hacmine eşit olacak. Bakın burası da önemli. 2529.1 kilojül bölü kilogram olarak okuyacağız. X2 eşittir 1 ise doymuş buharda çalışıyorsak 2 halinin özgül hacmi V2G'ye eşit olacak. Doymuş buhar noktasının özgül hacmine eşit olacak. Onu da tablo A5'ten 0,88578 metreküp bölü kilogram olarak okuyacağız. Hal 2'yi de hallettik. Hal 3'te sıra. Bu sefer arkadaşlar yukarıda V2'yi bulduk. Çünkü sabit hacimde çalışıyoruz artık. 2 ile 3 arası sabit hacim. O zaman bize V2 lazım. O da eşittir V3'e. P3 3 kilopaskal ve V3'ün sayısal değeri burada var. Hangi bölgedeyiz? 100 kilopaskal için V3F'yi ve V3G'yi okursak, bu iki sayısal değeri bununla karşılaştırırsak, arkadaşlar V3'ün bu iki değerin arasında kaldığını görüyoruz. O zaman ıslak buhar bölgesindeyiz. Çok güzel. Bütün bölgeleri hal 1, hal 2 ve hal 3 için tespit etmiş olduk. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak kuruluk derecesi bize lazım. Eşitliğimiz şu şekildeydi. V3 eşittir V3F artı X3 V3FG. X3 değeri bilinmiyor. Diğerlerinin sayısal değeri var. X3'ü ben buradan 0,5226 veya %52.26 olarak bulmuşum. Bunları güzelce öğrendik arkadaşlar. Hiç hata bundan sonra yapmamamız lazım. Ben sizin için özenle ayrıntılı soru çözümleri hazırladım. Bu çerçevede ilgili tablodan U3F'yi ve U3FG'yi de okuruz. Çünkü kuruluk derecesi elimizde varsa, iç enerji değeri bize lazımsa ilgili tablodan 100 kilopaskal için ıslak buhar tablosundan, suya ait ıslak buhar tablosundan, 100 kilopaskal ise tablo A5'ten, evet yanlış hatırlamıyorsam tablo A5'ten iç enerji değerlerini okuruz. Kuruluk derecesini bulduk. Şu iki değeri tablodan okuduk. Bize U3 lazım. U3'ü de arkadaşlar 1508.70 kilojül bölü kilogram olarak hesaplarız. Hal 1, hal 2 ve hal 3 için hesaplarımız bu şekilde. Soruda bizden iç enerji değişimi isteniyor.
İç enerji değişimi 1'den 3'e doğru gidiyoruz. Matematik olarak delta U ne demek? U3 eksi U1 demek veya daha açıkça yazarsak U3 eksi U2 artı U2 eksi U1 demek. Ama burada U2'ler birbirini götürdüğü için U3 eksi U1'i yazarsak delta U'ya ulaşırız. 1508.70 eksi 2808.8, ikisinin farkı eksi 1300.1 kilojoule kilogram. Eksi çıkmasının değeri hem soğutmayı gösteriyor bize hem hacim azalmasını gösteriyor. Tabi sabit basınçta çalıştığımız bölgede bir hacim azalması var. Daha sonra sabit hacimde çalıştığımız için hacim azalması yok ama bu eksi değeri işte soğutma veya hacim azalmasını bize gösterir. TV diyagramını çalıştık. Gelelim PV diyagramına. Onu da güzelce çizmişiz. Arkadaşlar hiç hata yok. Hal 1, hal 2 ve hal 3 için bütün PV diyagramı içinde sabit sıcaklık eğrilerini çizelim. Bir noktasının yerini tespit etmiştik. Yerleştirelim. 300 derece santigrat ve 200 kilopaskal olarak bunu yerleştirelim. Soğutma varsa yönümüz bu yönde. Niye böyle gidiyoruz? Çünkü sabit basınçta çalışıyoruz başlangıçta. P1 eşittir P2 ve soğutma var. Yönümüz bu şekilde. İki noktasını dolmuş buhar olarak bize vermiş. Burada duruyoruz. Bu noktadan itibaren sabit hacimde soğutma işlemi devam ediyor. Ve üç noktasını da hal 3 için ıslak buhar noktasına, ıslak buhar bölgesine ulaşıyoruz. Buraya da V2 eşittir V3 yazmışız. Buraya P2 eşittir P1 yazmışız. Arkadaşlar şuraya V1 değerini de göstermişiz. V1 değeri tabii ki bu değerlerden büyük olacak. Kızgın buhar bölgesinde çalıştığımız için. TV ve PV'yi yine dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Arkadaşlar PT ile bir soruda çalışmıştık. Bu soruda yine çalışalım. Faz diyagramı da bizim için önemli. Bu soru için bir noktası burada yer alacak. Hal 1 burada yer alacak. Kızgın buhar noktası, kızgın buhar bölgesindeki hal 1 noktası diyelim. Daha doğru konuşalım. Burada yer alacak. Tamam. Sabit basınçta P1 eşittir P2'de soğutma işlemi var. O zaman buharlaşma eğrisine kadar ulaşıyoruz. İki noktası burası. İki noktasından itibaren buharlaşma eğrisi üstünde sabit hacimde yol alacağız. Soğutma varsa üç noktası burası. T1, T2, T3'ü, P1, P2, P3'ü de PT diyagramında göstermeye çalışmışım. Arkadaşlar sorulara devam edeceğim. Bu noktada dersin bu bölümünü bitiriyorum. Evet, ders 4 uygulamaların ilk bölümü bitti. Diğer bölümde buluşmak üzere.